Ülkemizdeki eğitim sistemini tartışırken Finlandiya'dan ve PISA sınavlarından bahsetmek artık Japonlar yapmış abi kıvamına gelmiş durumda. Ama ne kadar klişe olursa olsun gerçekler değişmiyor. Çünkü şu anda dünyada çoğu ülke eğitimden bahsederken dönüp hala Finlandiya'ya bakıyor. Biz eğitimin şekliyle, süresiyle falan acayip samimi olmuş durumdayız. Ama henüz ruhuyla tanışamadık. Bu yüzden uzun yıllar eğitim sohbetlerinde Finlandiya örneğini cümle içinde kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi lütfen sıktı artık be abi, bu Finlandiya muhabbetinden bıktık demeyin ve videoyu sonuna kadar izleyin. İşte size Fin eğitim sistemiyle ilgili şaşırtıcı gerçekler. Biz okula başlama yaşını 6 bezli döneme çekmeye çalışıyoruz. Finlandiya'da ise zorunlu okula başlama yaşı 7. Türkiye'de çocuklar birkaç sokak ötedeki okullarına bile mutlaka servisle gidiyor. Finlandiya'da ise yaşları ne olursa olsun çocuklar okula kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor. Fin kültürü çocukların bağımsız yetişmesini önemsiyor. Çocuklarını okula getirip götüren, ders çalıştıran ebeveynler diye bir şey de yok. Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret. Öğrenciler kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim öğretim programlarını şekillendirme haklarına sahipler. Öğretmenler de öyle. Öğretmenler günde ortalama 4 saat ders veriyor. Haftada 2 saati ise mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyorlar. İlkokulda öğrencilerin ders dışı teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika'da bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye'de ise ortalama 45 dakika. Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite başarısı en yüksek %10'luk dilim arasından seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri. Finlandiya öğretmenleri başarılı başarısız olarak yargılamayan bir kültüre sahip. Eksikleri bulunan öğretmenlerin yeni eğitim öğretim programlarıyla kendilerini geliştirmesinin önü de açılıyor. Hiçbir öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu da yok. Öğrencilere ödev verilmiyor. Çünkü öğrenmenin yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli. Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmeleri ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. İstatistiklere göre çocukların ortalama %30'u eğitim hayatlarının ilk 9 yılında özel programlarla destekleniyor. Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaştırmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, üstünlük kazanmak Fin kültüründe değer verilen bir şey değil. Finlandiya'da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor. Finlandiya'da okullar birbiriyle rekabet etmiyor. Aksine dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyleri de aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı yok. Eğitim herkes için eşit imkanlar sağlamak demek. Eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor. Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika ile karşılaştırıldığında Finlandiya'da eğitime ayrılan bütçenin daha fazla sınıf ortamına yansıdığı görülmekte. Çünkü öğretmenler de yöneticiler de hemen hemen aynı maaşı alıyor. Bu yüzden Finlandiya'da eğitim maliyetleri çok daha düşük. Ancak 15 yıllık kıdemli bir öğretmen ortalama bir üniversite mezunundan daha iyi kazanıyor. Bizde müfredat ve ders kitapları eğitimin baş aktörleri olarak biliniyor. Eğitimin kalitesindeki zayıflık genelde bu ikisinin suçu olarak görülmekte. Ama Finlandiya'da çok basit bir müfredat var ve pek de değişmiyor. Öğretmenler okutulacak kitapları kendileri seçiyor ama yine de ortalıkta pek ders kitabı görünmüyor. Yani Fin eğitim sisteminde ders kitaplarını bırakın aktör olmayı, figüran bile değil. Figüranların başrol oynadığı ülkemiz eğitim sisteminde gişe hasılatı beklemek bu yüzden bir hayal. Türkiye'deki birinci sınıf öğrencilerinin velileri bizim çocuk bugün matematikten 90 aldı diye gururla gezebiliyor. Resmiyette not verilmiyor olsa bile öğretmenler sağ olsunlar kendi inisiyatiflerini kullanarak büyük bir özveriyle
testler hazırlıyor ve çocukları sınav dolu bir geleceğe hazırlıyorlar. Ama Finli öğrencilere okulun ilk 6 yılında asla not verilmiyor. Buradaki öğrenciler ilk olarak 16 yaşına geldiklerinde ülke genelinde bir sınava giriyorlar. Türkiye'de öğrencilere çöp attırsanız ertesi gün muhtemelen veliler okulu basıp olay çıkarırlar. Ama Finlandiya'da öğrenciler okulun tüm işlerini nöbetleşe sistemle birlikte yapmaktalar. Yani Fin okullarında hizmetli yok. Tüm işler öğrenciler tarafından yapılıyor. Böylece sorumluluk duyguları da gelişmiş oluyor. Finlandiya'daki okullar öğrencilerin rahat edebileceği şekilde tasarlanıyor. Sınıflarda yaparak, yaşayarak öğrenme modeline uygun alanlar mevcut. Binaların fiziksel özellikleri öğrencilerin evdeymiş gibi rahat etmelerini sağlayacak şekilde düşünülüyor. Türkiye'de ise her şeye hazır olan öğrenciler yıllardır komutla rahatlıyor. Beni rahatla dinleyin diye bağıran müdürün karşısında ne kadar rahat olunursa tabii ki. Türkiye'de özel okullarda ders saati 8 ama yetmediği için okul çıkışında etütler, hafta sonu kursları ve özel derslerde bu sayı günde 10-12 saat bandını yakalıyor. Finlandiya'da ise günlük ortalama ders saati 4. Dünya Eğitim Ligi'ndeki sıralamamıza baktığımızda nitelik ve nicelik kavramlarının ne kadar önemli olduğu gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'deki bütün öğretmenler kendilerini mesleğin zirvesinde görüyor. Sınav sonuçları kötü geldiğinde genelde öğrenme güçlüğünden bahsediliyor. Öğretme güçlüğü çeken öğretmenlerin durumu hep sümen altı ediliyor. Bu yüzden mesleki gelişimle ilgili düzenli bir çalışma da yok. Finli öğretmenlerse haftada en az 2 saat hizmet içi eğitime katılmak zorunda. Türkiye'de hiçbir şey olmazsa bari öğretmen olsun mantığı hala devam ediyor. Ama Finlandiya'da öğretmenlik mesleği toplumun en gözde mesleklerinden bir tanesi. Öğretmenler master derecesi olanlar arasından seçiliyor. Lise mezunları arasında öğretmenlik için müracaat edenlerin ancak %10'u öğretmen yetiştirme programına kabul edilirse öğretmenlik yapabiliyor. Ülkemizde öğretmen olmanın yolu sınavdan geçer, puan almak yeterlidir. Finlandiya'da ise öğretmen olabilmek için 3 aşamalı bir testten geçmek zorundasınız. Bu aşamalar arasında mülakat, ders anlatma gibi bölümler de var. Ülkemizde heykeltıraş olmak isteyenlere bile özel yetenek sınavı uygulanırken etten kemikten gerçek insanı şekillendirecek olan öğretmenlerin çoktan seçmeli sorularla mesleğe kabul edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Finlandiya'da öğretmenlerin gelir düzeyi oldukça iyi. Kendi mesleği haricinde bir iş yaparak ek gelir elde etmeye çalışan öğretmen yok denecek kadar az. Bizde de ek gelir için bir şeyler yapmayan öğretmen yok denecek kadar az. Çünkü aldıkları maaş faturaları bile yetmiyor. Öğretmenlerin fatura ödemek için başka şeylerle uğraşması neticesinde oluşan durumun faturasını da tüm millet ödüyor. Türkiye'de en başarılı öğretmen en çok ödev verendir anlayışı halen devam ediyor. Ama Finlandiya'da öğrencilere ödev verilmiyor. Öğrenmenin yeri okul olarak görülüyor. Bu yüzden Finlandiya'da akşamları çocuğun proje ödevi için kartona boncuk dizen bir velisi de yok. Finlandiya'da hiçbir baba yiğit resim dersinde öğrenci alıp matematik çalıştıramıyor. Bizde ise öğrenciler matematik dersinden sıkılıp defterlerini resim yapıyor. Sonra matematik öğretmeni çocuğu resim dersinde yakalayıp matematik çalıştırmaya götürüyor. Döngü bu kadar kısırken sistemin üretken bireyler yetiştirmesini beklemek tabii biraz zor oluyor. Bizim sınıflarımızda eğer bütün öğrenciler yerlerinde oturuyor ve ses çıkmıyorsa o sınıfın öğretmeni övgü alıyor. Ama Finlandiya'da durum tam tersi. Eğer bir sınıftan hiç ses çıkmıyorsa, öğrenciler sıralarında oturuyor ve hiç kalkmıyorlarsa o öğretmen soruşturmaya alınıyor. Çünkü Fin eğitim sisteminde ders anlatan bir öğretmen yok. Hep birlikte etkinlik yapan bir sınıf var. Bu yüzden Fin okullarındaki sınıflarda ayakta gezinme evladım otur yerine sözü pek duyulmuyor. Finlandiya'daki okulların kantinlerinde su, süt ve meyveden başka hiçbir şey yok. Bizde ise işin suyu çıkmış durumda. Her teneffüs fıstıklı çikolata yiyen çocukları 8 saat sırada oturtmaya çalışmak öğretmenler için büyük imtihan. Belki de bu yüzden teneffüste sınıfların hızlı bir şekilde boşalması rekoru bizde. Şimdilik bu kadar. Ama biraz biliyorum moral bozucu oldu ama ne yapalım? Bir sonraki videoda inşallah Fin hamamıyla Türk hamamını karşılaştıran bir içerik yazarız.
o yazıda morallerimiz biraz daha tazelenir diye ümit ediyorum. Hoşça kalın.